Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Mehmet. Sizlerden gelen gerçek hayat hikayeleriyle beraber itiraflarınızı seslendiriyorum. Eğer sizler de kanalımıza ilk defa geliyorsanız öncelikle bildirimleri açarak ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere Hülya Hanım'dan gelen gerçek bir hayat hikayesi anlatıyorum. 8 yaşındaki erkek kardeşinin trafik kazasında kaybeden iki genç kız, bu kayıpla beraber ruh sağlığı bozulmuş bir anne, ve aldatan bir baba, iki kız kardeşin hayat mücadelesi, evlilik yolculukları, eminim ki siz dinleyenleri de çok etkileyebilecek bir yapıda. Eğer sizler de bana ulaşmak, yaşadıklarınızı insanların tecrübe kazanması için paylaşmak isterseniz hemen 0506 397 93 95 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Şimdi sizler destek yorumlarınızı, beğenilerinizi yaparken ben de hayat hikayemize başlamak isterim. Merhaba Mehmet Bey. İsmim Hülya. 33 yaşında, evli, iki çocuk sahibi bir kadınım. Size annemin ve babamın, kız kardeşimin ve benim azar azar hayat hikayelerimizi anlatmak istiyorum. Mehmet Bey ben Antalya'da dünyaya geldim. Halim orta halli bir duruma sahip. Babamın mesleği esnaflık. Antalya'da eskiden beri olan bir ayakkabı dükkanımız vardı. Babam dededen kalma bir mesleği icra ederek deri ayakkabılar üretiyordu. Annemse ev hanımı hiçbir yerde çalışmadı veya bir geliri olmadı. Biz aslında üç kardeşlik Mehmet Bey. Üç kardeşten ortancası benim. Benden bir de küçük kız kardeşim var. Bir de abim vardı. Ancak abimi henüz 8 yaşındayken araba kazasında kaybettik. Biz genel olarak dışarıdan bakıldığında normal görünen bir aileydik. Ama hani derler ya dışı sizi, içi bizi yakar diye. İşte o misal bir hayatımız vardı. Biz hayatımızı sürekli diken üstünde geçirdik desem sanırım yalan olmaz. Annem çok kontrolcü bir insandı ve her şeyi kontrol etmek isterdi. Doğdum doğalı biliyorum ki Annem her şeyime karıştı ve her şeyimi eleştirdi. Annemiz olmasa bizi sevmiyor dediğimiz anlarımız bile olurdu. Özellikle kız kardeşim annemin bu eleştirel, kontrolcü ve otoriter yönünden çok etkilendi. Annem giyimine, kuşamına, kilosuna, bakımına önem veren bir kadındı. Biz Antalya gibi bir yerde merkezde otururduk. Ve çevremiz babamın da mesleğinden dolayı çok genişti. Baba mesnaf olduğu için herkes bizi tanırdı ve haliyle biz de herkese az çok muhatap olmuş olurduk. Babamsa anneme göre daha çekingen, daha sakin bir adamdı. Ayrıca annemden yaşı büyük olduğu için annemin yanında biraz daha yaşlı duruyordu. Annem de sürekli bu sebeple babamı eleştirirdi. Babamın saçı seyrektir. Biraz da dökülür Mehmet Bey. Annem babamı sürekli olarak sana saç ektirelim, biraz bakım yaptıralım, böyle yanımda çok yaşlı duruyorsun, yakıştırmıyorlar gibisinden konuşuyordu. Babam da annemi gerçekten çok severdi Mehmet Bey. Yani annemin sözünden çıkmaz, her söylediğini yapardı. Ama özellikle şu bakım, yakıştırma olaylarında sessiz kalırdı. Bilirsiniz ki genelde ailede bir taraf daha baskın olur. İşte o baskın kişi babam değil, Annemdi. Annemi kötülemek için söylemiyorum ama babam sevmese annem katlanılacak bir insan değildi. Çünkü annem çok ve aynı zamanda hızlı konuşan, konuştuğu kişilere iğneleyen bir kadındı. Ayrıyetten dedikoduya bayılırdı benim annem. Sürekli birinin arkasından atıp tutar, bu bunu yapmış, şu şunu yapmış der, ayakta gazete gibi her şeyi yetiştirirdi. Şimdi bu kadar kontrolcü bir annenin böyle huyları olabilir mi ki diyebilirsiniz ama vardı. Annemin kontrolü çok başkaydı. Annem hayatında başaramadı, kendisinin istediği ama yapamadı, gençliğinde ne pişmanlığı olduysa her şeyi bizim üzerimizde denemek istiyordu. Yani bir nevi kendi gençliğini bizimle telafi ederdi. Öncelikle şunu söylemeliyim ki biz onun oyuncakları gibiydik. Ben 26 yaşında evlendim Mehmet Bey ve 26 yaşıma kadar yani evlenene kadar annem bana kıyafet seçtirmedi. Ben ne giyeceksem affedersiniz donuma kadar her şeyimi annem kendisi seçerdi. Okuyacağım okuldan tutun da yiyeceğim yemeklere kadar kendisi seçti. Bunu sadece bana değil aynı zamanda kız kardeşime de yaptı. Ama ben kız kardeşime göre daha asi bir kız olduğum için sözümü anneme geçirebiliyordum. Annem bana şunu yapacaksın, şunu giyeceksin gibi şeyler yaptığı zaman yapıyor gibi görünürdüm ama yapmazdım aslında. Tabi bunu bir yere kadar başarabiliyorsunuz. Annem bizim özellikle televizyon sektöründe bir işimiz olsun isterdi. Yani ona göre manken, oyuncu, sunucu olamazsak hiçbir şey olamazdık. Bizim tanınmamızı, ünlü olmamızı çok istiyordu. Ben henüz 7-8 yaşlarındayken annem beni ajansa yazdırdı Mehmet Bey. Babam bunu istemiyordu ama annem bir şekilde sözünü gene geçirdi. Bazı reklamlar, çekimler vesaire olurdu. Ve annem beni sabahın beşinde kaldırarak daha kahvaltı bile yapmadan o ajanslara götürüyordu. Ben de aksine küçükken çok ama çok çekingen bir çocuktum. Yani sonradan kabak çiçeği gibi açıldım ama küçükken asla kalabalık bir yerde duramaz hatta yemek bile yiyemezdim. Bana okumam için yazı verirlerdi. Ben utancımdan onu bile okuyamazdım. Okulda bile annem herkesten başarılı olmamızı beklerdi. Hani şimdi derler gerçi bir çocuk 90 alır ve ağlar diğer çocuk 50 aldığına sevinir. İşte o 90 aldığı için ağlayan çocuklardan bir tanesi de bendim. Ama mesele 90 almam değildi. Biliyordum ki eve gittiğim zaman annem notumu soracaktı ve bana neden yüz almadın Hülya? Şu arkadaşın yüz almış, sen neden tembellik yaptın gibi cümleler kuracaktı. Doğrusu beni öyle rencide ediyordu ki yalan söyleyemem. Hiçbir zaman şiddet görmedim ama şiddet her zaman fiziksel olmuyor. Bir çocuğa sessiz şiddet dahil psikolojik şiddette büyük bir şiddet türü ve bunu her zaman hatırlatıyor. Hatta travmalar bile bırakabiliyor. Benim şu anda iki evladım var. Onlara ne zaman kızsam annemin benim üzerimdeki baskısı, rencide edici lafları aklıma geliyor ve kenara geçip hüngür hüngür ağlamaya başlıyorum. Onun gibi olmamak için çaba sarf ediyorum ve gerekirse de çocuklarımdan özür diliyorum. Velhasıl ben okul, ajans, hatta spor dalları derken birçok şeyle uğraşarak büyüdüm. Ta ki liseye gelene kadar Mehmet Bey ben liseye geldiğimde annem beni kendi istediği liseye göndermek istedi. Ama ben bir şekilde yolunu buldum, kendi istediğim liseye geçtim. İnanın annem benim arkadaşlarıma bile karışıyordu. Yani mesela erkek veya kız olması değildi. Eğer bir arkadaşımdan hoşlanmadıysa ki bazen kaşından gözünden dolayı sevmezdi. Onunla görüşmemi istemezdi. Liseye başladığımda ilk günler sürekli okuluma geldi. Beni gözlemledi. Bunu fark eden hocalarım annemle konuştu ve bunun benim psikolojim için iyi olmadığını bile söylediler. Gerçekten üstümde öyle bir baskı hissediyordum ki Düşünsenize anneniz sizi nereye giderseniz gidin izliyor, takip ediyor. Gözleri sürekli üzerinizde. Tabii kız kardeşimle benim aramda çok yok. O da aynı şekilde çok etkilendi. Ama kardeşim annemin sözünden hiç çıkmadı. O da ta ki üniversiteye başlayana kadar. Kız kardeşim aslında idealleri olan bir kızdı. Yani okumak, meslek sahibi olmak isterdi. Ayrıca çok iyi resim yeteneği vardı. Annem nedense kız kardeşimin resim yapmasına asla izin vermedi. Sürekli oku, meslek yap dedi. Durdu. Kızın elindeki kalemleri, kağıtları sinir krizleri geçirerek kırar, yırtar, çöpe atardı. Bu da vardı yani. Annem bir şey sinirlendiyse ve istemediyse her şeyi yıkar dökerdi. İnce bir çığlık atar, hatta belki saçını başını bile yolar, krizlerle en sonunda istediğinde de yaptırırdı. Tabi sonrasında öyle bir insan olurdu ki sanırsınız tüm bunları o değil başka biri yapmış. Gerçekten problemleri olan bir insandı ama maalesef biz bunun üzerinde durmadık. Sadece biz değil aslında babam da üstünde durmadı. Bu konuda babamın da çok büyük suçları var gerçekten. Susarak her şeye göz yumdu. Ben 17 yaşıma geldiğimde şunu öğrendik ki babamın aslında başka bir ailesi daha varmış Mehmet Bey. Yani bunu ilk öğrendiğimde anneme söyleyemedim. Çünkü olabileceklerden çok korktum. Babamın suskun tavırları her şeye eyvallah demesi çok garip geliyordu bana. Yani evine para getiriyordu, bizi seviyordu, gidiyordu. Ama annemin bizim üzerimizdeki baskısına hiç karışmıyordu. Tabi günler böyle giderken ben bir gün babamın telefonunu tesadüfen karıştırdım. Telefonda her zaman şifresi vardı ama o telefon şifresini de biliyordum. Girdim baktım galerisinde hamile bir kadınla fotoğraflarını gördüm. Çocuk da babama aitti ve babam aslında o kadınla çok uzun yıllardır beraberdi. Tabi ben bunu öğrendiğimde ilk başta ne yapacağımı bilemedim ve durumları kız kardeşime anlattım. Kız kardeşimin ilk dediği şey neydi biliyor musunuz Mehmet Bey? Annem bunları duyarsa babamı öldürürdü. Tabi biz bu durumu ilk başta babamızla konuşmak istedik. Ona çok kızdık, ettik tabi. Bizi yani beni en çok üzen şey ise ailesine karşı kayıtsız kalarak diğer ailesiyle mutlu mesut yaşıyor olmasıydı. Yani para karın doyurabilir ama o yaşadığımız şeyler hiçbir şekilde bir çocuğun sağlıklı büyümesine katkı sağlamıyordu. Babama gidip her şeyi öğrendiğimi söylediğimde hiçbir tepki vermedi, inkar da etmedi. Sonrasında bana annemi neden aldattığını anlattı. Onun da kendince sebepleri vardı. Annemin onu huzursuz, mutsuz ettiğinden, onun eleştirilerinden bıktığından, annemin onu mutlu edememesinden yakınıyordu. Tabii ki bunlar da haklıydı ama ne olursa olsun boşanabilirdi Mehmet Bey. Babam bunu yapmadan gidip bir ev açarak başka bir kadınla yaşadı yani. Annem ne kadar kötü olursa olsun buna hak veremezdim. Babamla uzun uzun konuştuk. Ve sonunda babam bu olanları kendisi anneme anlatmaya karar verdi. Anneme bir akşam vakti biz odamıza çekildiğimiz zaman her şeyi söyledi. O gece bizim eve ambulans geldiğini annemi sinir krizinden dolayı hastaneye götürdüğümüzü hatırlıyorum. Hatta annem o kadar kötü oldu ki babamın annemi dövdüğünden bile şüphelenmişlerdi. Yani babama sen bu kadına bir şey mi yaptın demişlerdi. Annem o gün hastaneye gelen polislere ise yalan ifade verdi. Ama neyse ki biz de evdeydik ve annemin yalan söylediğini, babamın bir suçu olmadığını o gün söylemiştik. Baya büyük olaylardan sonra annem ve babam boşandı Mehmet Bey. Üniversiteye başladım. Sonra da daha kötü şeyler oldu. Kız kardeşim anlattığım gibi idealleri olan bir kızdı. Okumayı çok istiyordu. Ama sonra çok garip şeyler olmaya başladı. Kız kardeşim annemin baskılarına artık dayanamadı. Çünkü annem boşandıktan sonra iyice kafayı yedi diyebilirim. Eve misafir bile almaya dayanamaz hale gelmişti. Sürekli başı ağrıyordu, sürekli sinirli oluyordu. Kız kardeşim üniversiteye başladığı sene bize bir haber geldi. Bizi arayan kişi bir kadındı. Tanımıyorduk. Annemden büyük bir kadındı. Bize telefonda kızınız benim oğlumla evlendi, haberiniz olsun. Yakında da torun bekliyoruz dedi. Üstüne telefonu kapattı. Annem de şok oldu, ben de. Çünkü biz kardeşimi üniversitede okuyor diye biliyorduk. Bunu duyduğumda çok şaşırdım. Tabii hemen kız kardeşimi aradım ama kardeşim telefonları açmadı. En sonunda polise giderim diye mesaj attığımda kardeşim bana geri dönüş yaptı. Bana telefonda "Abla ben annemden kaçtım." Benim nerede olduğum bilmesin, ben mutluyum dedi. Yani elbette ki ne olursa olsun bu şekilde olmazdı. Kardeşim nerede, kimle bunları bilmem gerekiyordu. Üstelik daha 19 yaşındaydı. Kardeşimi ikna etmemse çok uzun sürdü Mehmet Bey. Annemle uzun uzun konuştum ve zar zor ikna ederek kız kardeşimin yaşadığı yere gittik. Meğerse doğu tarafında bir aileye gelin gitmiş. Ama size nasıl diyeyim bilmiyorum ama Kardeşim bir adama kuma gitmiş. İnanabiliyor musunuz Mehmet Bey? Adam 27 yaşında, iki çocuğu vardı. Kardeşimse daha 19 yaşındaydı. Bunlar hep birlikte bir evde yaşıyorlardı. Benim kardeşim nasıl bir kurtulma çabasına girmiş de böyle bir duruma düşmüştü sizler düşünün. Bu arada doğu tarafı dedim diye yanlış anlaşılsın istemem. Ülkemizin her yerini çok severim. Bu olaylar ülkemizin her yerinde yaşanıyor. Ancak bizim olayımız orada gerçekleştiği için belirtmek istedim. Oraya gittiğimizde kardeşimin kapandığını gördük. Yani ben sürekli kardeşimle görüşür, konuşurdum. O üniversitede okuyor diye rahattım kendini kurtaracak, mesleği olacak diyordum ama bir de üstüne hamileydi. Bu arada bu ailenin durumu da iyiydi. Toprak sahipleri, paraları vardı. Ama bu durumlar bizim için elbette önemli değildi. Benim kardeşim neden, ne sebeple bir adamın ikinci karısı olacaktı ki? Bir de benim kardeşim normalde Antalya gibi bir yerde etekle, kropla gezen bir kızdı. Bir anda nasıl kapanmayı kabul etmişti? Kardeşime defalarca sordum. Öykü seni zorla mı tutuyorlar, zorla mı kapandın diye sordum. Ama her seferinde kendi isteği olduğunu söyledi. İnanın ne kadar dil döktüysem ikna edemedim kardeşime. Annem bu olaylardan sonra kız kardeşimle görüşmeyi kesti. O gün yanına gittiğimizde kardeşimi o halde görünce benim senin gibi bir kızım yok dedi. Gerçi kız kardeşim buna üzülmedi çünkü istediği de buydu. Annemden ne kadar uzaklaşırsa o kadar iyi olacağını düşünmüştü ama bilmiyordu ki yağmurdan kaçarken doluya tutulacaktı. Neyse sonuç olarak kardeşim orada kaldı Mehmet Bey. Benim sınavım da burada başlamış oldu. Ben hem okuyup hem çalışarak üniversiteyi bir şekilde bitirdim. 24 yaşıma girdiğimde de şu an evli olduğum adamla tanıştım. Bu sırada da annemde bariz bazı değişimler vardı babamın birlikte olduğu kadınla evlendiğini öğrendiğinde bunalıma girmişti. Ama sonrasında kendisi de çok değişti. Normalde sosyal medya kullanmayan kadın bu yaştan sonra sosyal medya açtı, fotoğraflar paylaşmaya başladı. Yani bunları söylemeye utanıyorum ama Annem dekolteli kıyafetler giyerek dekoltesini açar, o şekilde pozlar verirdi. Dudağını büzüp fotoğraflarını paylaşırdı. Anneme defalarca o şekilde fotoğraf çekilmemesini söylemiştim ama beni dinlemiyordu. Genelde orta yaştaki insanlar Facebook daha çok kullanıyor. Benim de eski bir hesabım vardı. Uzun zamandır girmiyordum. Mesajlarda bilirsiniz ki istek kısmı var. Oraya girdim. Bir adamın bana mesaj attığını gördüm. Yani nasıl desem bilmiyorum ama adam bana birkaç fotoğraf atmış. Fotoğrafta da bir kadının görüntülü konuşurken çekilmiş fotoğrafları var. Yüzü kapatılmış veya kırpılmış bilmiyorum. Ama kadının affedersiniz memeleri meydanda. Adam bana bu kadın kim biliyor musun dedi. Ben mesajı gördüm ama cevap yazmadım. Birkaç gün sonra tekrar mesaj geldi ve bana bu kadın annem dedi. Yani annem hiç tanımadığı adamlarla görüntülü konuşup mahrem yerlerini açıyor gösteriyordu. Ayrıca bu adam benim onun kızı olduğumu da biliyordu. Bir süre boyunca yerimizi, yurdumuzu öğrenir diye çok korktum. Çünkü annemle tek yaşıyorduk. Adam da saplantılı çıktı. Annem onunla görüşmeyi kestikten sonra bana yazmaya başladı. Annene söyle bana yazsın. Yoksa bu fotoğrafları her yerde paylaşırım diyordu. Aslında biliyorsunuz ki bu yaptığı büyük bir suç. Ben de adamın gözün baya bir korkuttum. Bunun üzerine bana bir şey demedi ve bir daha yazmadı. Ama maalesef annem kendinden genç, yaşlı fark etmeksizin birçok adamla görüşmeye devam etti. Ben bir insanın duygusal açlığını anlayabilirim. Yani elbette ki sevgiye, ilgiye muhtaç biri karşı tarafla görüşebilir. Ancak bunun da bir usulü olmalı. Annemin yaptığı çok yanlış bir şeydi. Huyu, suyu, davranışları günden güne değişmişti artık. Sonra Mehmet Bey, ben şu an evli olduğum adamla bir sürece girdim. Eşim çok iyi bir insandır. Damarına basılmadığı müddetçe kimseye bir zararı olmaz. Ama annem eşimi hiç sevmedi ve beğenmedi. Çünkü istediği şey zengin birisiyle evlenmemdi. Tabii bu istekleri mümkün olmadı bunları reddettim. Eşimle birlikte annem istemese bile bir yola girmiştik. Annem bu süreçte benim arkamdan söylenmedik yalan bırakmadı. Sırf eşim beni bıraksın diye Hülya geçmişte nişanlandığı, nişan attı, akıl hastanesine yattı, intihar etti. Bunun kardeşi de kuma gitti gibi laflar söyledi. Tabii eşim hiçbir tanesine inanmadı. Çünkü annemin rahatsız olduğunun farkındaydı. Biz evlendikten sonra ben hemen hamile kaldım Mehmet Bey. Annem benim hamile kalarak çocuk doğuracak olmama bile sinirlenmişti. Bu süreçte torunum deyip de bir kere bile torununu kucağına almadı veya ona bakmadı. Ama Allah bin kere razı olsun benim kayınvalidem melek gibi kadındı. Çocuğuma bakmama yardımcı oldu ben çok zor bir hamilelik süreci yaşadım. Özellikle ilk aylarda yoğun kanamalarım oluyordu. Bebeğin beslendiği ve birlikte büyüdüğü plasantam çok aşağıda kalıyordu. Hiç hareket etmemem, dinlenmem gerekiyordu. Buna rağmen kanamalarım olurdu. Ne yemek yiyebiliyor, ne tuvalete gidebiliyordum. Kayınvalidem her şeyimi hazırlıyor, inanın terime kadar siliyordu. Bebeğimi sezeryal şekilde dünyaya getirmek zorunda kaldım. Ama bu sefer de sezeryan sonrası çok kötü durumlar yaşadım. Dikişlerim o kadar dikkat etmeme rağmen enfeksiyon kaptı, yaram iltihaplandı. Yerimden günlerce kalkamadım. İlaçlar kullanmak zorunda kaldığım için bebeğimi emziremedim. Bebeğimi emmediği için de mamalar kullanmak zorunda kaldık. Bu süreçte bebeğe eşim ve kayınvalidem baktılar. Annem hiç yanımda olmadı Mehmet Bey. Geldiğinde sadece ben sana çocuk yapma demedim mi? Sen anne olmayı kolay mı zannediyorsun diyordu. Benim toparlanıp kendime gelmem yaklaşık 2 ayı aldı. Çünkü bir yandan 40 gün loğusalık yaşadım. Zaten zor bir süreçti ve çocuğum da etkilendiği için daha zor geçti. Çocuğumuz bir yaşına gireceği zaman evimizde bir doğum günü kutlayacaktık. Doğum gününe annem de gelmek ister, aramız düzelir diye düşündüm, evime çağırdım. Benim de kayınpederim hayattaydı, yaşıyordu yani. Nasıl desem kayınvalidem ne kadar melek gibi ise kayınpederim de tam tersi huysuz, inatçı, içten pazarlıklı bir adamdı. Gözü hep bir başka bakardı. Çocuğumun doğum gününde annemin, kayınpederimin arasında bir şeyler geçtiğini hissettim. İlk başta hiç konduramadım. Yok canım olmaz o kadar da dedim. Ama olmuş Mehmet Bey. Kayınpederim ve annem yani benim öz annem ilişki yaşıyorlarmış da haberimiz yokmuş. Annem telefonunu sürekli çantasında tutardı asla çıkarmazdı. O günde ne olduysa koltuğun üstüne bıraktı bir yere gitti. Ben de fırsattan istifade annemin telefonunu elime aldım. Karıştırmaya başladığımda bir numara gördüm. Kayıtlı değildi ama sürekli konuşmuşlardı. Telefon numarası da çok tanıdık bir numaraydı. Annem gelmeden fotoğrafını çektim. Mesajları okuyamadan telefonu bırakmak zorunda kaldım. Oradaki numarayı kendi telefonuma kaydettiğimde o numaranın kayınpederime ait olduğunu gördüm. Zaten orada da büyük bir şoka girdim. Mesajları görmediğim için yine kötü bir şey kondurmak istemiyordum. Ama aklım fikrim o mesajlardaydı. Doğum günden sonra Annemi tekrar eve kahve içmeye çağırdım. Çocuğu bahane ederek kahveleri anneme yaptırdım. O sırada telefonu aldığım gibi banyoya kaçtım Mehmet Bey. WhatsApp'a girdikten sonra gördüklerimi ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Annem kayınpederimle gerçekten de görüşüyordu. Annemin çıplak fotoğrafları bile vardı. Üzerinde değişik değişik fantezi gecelikleri, iç çamaşırlarıyla kayınpederime fotoğraflar atmıştı ve kayınpederim de değişik kalpli emojilerle, sapık ifadelerle cevap vermişti. Annem affedersiniz, azgın teke gibi şunu yaparım bunu yaparım diyordu. Kayınpederim de yap diyordu. Birçok defa görüntülü konuşmuşlar ama sadece öyle kalmamış. Sonradan öğrendiklerime göre benim loğusalık zamanlarında bile ilişkileri varmış. Kayınvalidem evine gidemiyor ve o zamanlarda benimle kalıyordu. O dönemde bile annem kayınpederimin evinden dışarıya çıkmamış. Kayınvalidemin evinde onların yatağında fotoğrafları vardı ikisinin. Bunları öğrendiğimde Gördüğümde feleğim şaştı. Annem banyo kapısına dayanıp kapıyı çalmaya başladı. Öyle sert vuruyordu ki diğer yandan da Hülya telefonumu sen mi aldın diye bağırıyordu. Ben de banyodan çıktım. Telefonu anneme uzattım. Sana yazıklar olsun. Bunu da mı yapacaktın? Kızının kayınpederiyle yatmaya hiç mi utanmadın diyerek suratını tükürdüm. Annem hiç tepki vermedi. Suratındaki tükürüğü temizledi. Ve sonra karşıma geçerek aman ne olacak ki? iki seviştik. Kaynananda kadın olsaydı da kocasına zevk verseydi dedi. O anda annemden nefret ettim. Annemi kolundan tuttuğu gibi evden kovdum ve bir daha evime gelmesini istemedim. En kötü durumsa eşime ne diyecektim. O durumun etkisinden günlerce çıkamadığım için eşim durumumu sonunda fark etti. Sürekli neyim olduğunu soruyordu. Annem de son zamanlarda sürekli eve gidip gelen biri olup da ayağını birden kesince bir sorun olduğunu anladı. Ve o kadar ısrar etti ki Mehmet Bey dayanamadım ve bir gün eşime her şeyi olduğu gibi anlatmak zorunda kaldım. Eşim de benim kadar şoka girdi, ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilemedi. Kocaman adam gözümün önünde küçücük oldu sanki utancından. Ben de utanıyordum. Neticede babası benim annemle beraberdi. Eşim bana sen hiçbir şeye karışma ben halledeceğim dedi. Nasıl yapacağını bilmiyordum. Odaya geçti telefonla konuştu. Ertesi günü kayınpederim bizim eve geldi. Ama kayınpederimin ağzı yüzü kan içinde. Meğerse eşim telefonda bu durumu kayınvalidemin erkek kardeşine yani kendi dayısına anlatmış. Dayısı da kayınpederimi eşek sudan gelene kadar dövmüş. Şimdi size yaşlı başlı insanlar gibi gelebilir ama öyle göründükleri gibi yaşlı falan da değillerdi. Gayet genç insanlardı. Eşimin dayısı gidip kaynanımı almış, evine götürmüş. Tabii kaynanımın daha hiçbir şeyden haberi yok. Kayınpederim de bizim eve gelerek eşime döndü. Madem öğrendin, dayına gidip söylemek yerine bana gelseydin de beni el aleme maskara etmeseydin dedi. Eşim de sen beni yeterince maskara ettin. Hılını pırtın topla, annem eve dönmeden evden git dedi. Gerçekten de kayınpederim kayınvalidem eve dönmeden her şeyin toparladı ve gitti Mehmet Bey. Kayınvalidem eve döndüğünde kayınpederimi göremeyince hemen bize geldi. Eşim de ben de ne söyleyeceğimizi bilemedik. Sonra düzgünce olanları anlattık. Kadın da şoka girdi ama yukarıda Allah var. İnancı çok yüksek olan bir kadındı. Ben Allah'a sığındım hesabını o sorsun. Sizin hiçbir kabahatiniz yok dedi. Bu olaylar yüzünden aldattığı kadın benim annem olmasına rağmen beni suçlamadı Mehmet Bey. Eşimle birlikte bir kar aldık ve kayınvalidemin oturduğu evi sattık. Hemen alt katımızda bir daire aldık. Kayınvalidem en azından bize yakın olsun istedik. Ben bu süreçte hiçbir şekilde annemle görüşmedim. Zaten kendisi de benimle görüşmek istemedi. Kayınpederim yaklaşık 4-5 ay sonra kapımıza geldi. Hepimizden af diledi, yalvardı. Çok pişman olduğunu, kayınvalidemle tekrar barışmak istediğini söyledi. Kayınvalidem bunu ilk başta kabul etmedi. Evet bu senin bana yaptığın ilk hata. Ama çok ağır oldu dedi. Kayınpederim ağladı, hastalandı, üzüntüden yatakları düştü. Bunun üzerine de kayınvalidem dayanamadı, kayınpederimi tekrar eve aldı. Şimdi mutlu mesut yaşıyorlar, aralarında sorunları yok. Kayınpederim ne yapıyor, ne ediyor haberimiz yok. Ama ne ben ne de eşim eskisi gibi değiliz kayınpederime karşı. Bu sebeple eşimle başka bir yere taşınarak onlardan uzak olma kararı aldık. Kız kardeşime ne olduğunu sorabilirsiniz. Orasını da anlatayım sonrasında bitiyor zaten. Mehmet Bey öncelikle kız kardeşim bebeğini maalesef ki orada yaşadığı stres ve sıkıntı yüzünden düşürdü. Yaklaşık 4 sene orada imam nikahlı oturduktan sonra bana telefon açtı. Abla ben burada yapamıyorum. Beni gelin alın dedi. Biz eşimle birlikte o zamanlar kız kardeşimi aldık. Kardeşim yıllar sonra tekrar okuluna döndü ve çalışmaya başladı. Hayata tekrar adapte olması çok zor oldu. Çünkü o eski imam nikahlı kocası kardeşimin yakasını bırakmak istemedi. Kardeşime sürekli gelerek tekrar deneyelim, senin nikahımı alırım, diğerini göndereceğim gibi vaatlerde bulundu. Tabii kardeşimi akıllandı da kabul etmedi. Bu arada isteyerek kapanmadı ve etkilendiği için geri açıldı. Okulunu bitirdikten sonra da aynı okulda okuduğu biriyle evlendi. Şu anda bir bebeği var. O da yaşadığımız şeyleri bildiği için annemle görüşmüyor. Biz bu yaşananlardan sonra babamla görüşüyoruz. Babam yeni karısı ve oğluyla birlikte yaşıyor. Aslında kız kardeşime yıllar sonra o sahip çıktı diyebiliriz. Çünkü maddi manevi bir destek gerekiyordu. Kız kardeşimi okul yıllarını babamla ve babamın o eşinden olan oğluyla geçirdi. Çok da iyi anlaştılar. Babamın eşi çok güler yüzü, iyi bir kadın. Babamı da çok seviyor. Babamı gerçekten sevdiği için olsa gerek babamın sevdiği her şeyi de sevmeye başlamış. Biz birkaç defa sadece oturup görüşebildik ve bana söylediği bazı şeyleri asla unutmuyorum. Bana Hülya, baban çok iyi insan ama size çok büyük haksızlık yaptı. İsterdim ki size de çok iyi baba olsun dedi. Babamı sürekli bizim yanımızda olmasını, bize babalık etmesini, bize anlamasını söylemiş. Bunu bir şekilde görebiliyorduk. Çünkü babam bu kadınla birlikte olduktan sonra bizimle daha çok ilgilenmeye başladı. Yani daha doğrusu bu kadınla evlendikten sonra ilgi ve alakası arttı. Bu arada hikayemi tamamlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Biz sizin hikayelerinizdeki kadar kötü şeyler yaşamadık ama anne babamız tarafından hem mağdur edildik hem de ihmal edildik. Annem eğer kendini değil de bizi düşünerek bir şeyler yapmış olsaydı şu anda belki daha sağlıklı insanlar olurduk. Gerçi her şeye rağmen kendimizi kurtardık ve tüm kötü olaylardan en az hasarlarla çıktık. Bu duruma gelmemizdeki tek suçlu elbette ki annem değil. Annem abimiz daha küçük yaşında kaybettiği için belki sonradan bu hale geldi inanın bilmiyorum. Tek bildiğim yaşadıkları travmaları, zorlukları, sıkıntıları iyileştirmeden çocuk yapmaları ve o sorunlarla bizi büyütmeleriydi. Biz iki kız kardeş bunları hiç hak etmedik. Umarım hikayem birçok insana ibret niteliğinde olur. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun Mehmet Bey. Sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar, hayat hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle Hülya Hanım'a bana ulaşarak yaşadıklarını paylaştığı için teşekkür ediyorum. Yorumuma gelirsek, evet Hülya, bu ayet hikayesindeki en büyük suçlu ve hatalı olan senin de aktardığın gibi annendi. Ama yaşadıklarınızı gören, sizi boşanma sürecinden sonra o anneyle bırakmayı göze alan baban da annen kadar suçluydu. Senin kızın kaçmış, kumu olmuş, başka memlekette yaşamaya çalışıyor. Hiç mi müdahale etmezsin? Hiç mi hop ne oluyor demezsin? Zaten annenin psikolojik anlamda tedavi olması gerekiyordu. Ama bu kadınla iki genç kızı bırakmak da bence büyük yanlıştı. İnan anne yaptığı baskıları bile fark edemiyordu. Ona çok normal, çok sıradan geliyordu. Ama ne yazık ki olanlar oldu. Sen evlendikten sonra senin kayınpederinle yasak bir ilişki yaşaması, internet ortamlarında belli belirsiz insanlara açık saçık resimler atması hiçbir kadına, özellikle de bir anneye hiç yakışmıyor. Beni sevindiren tek durumsa senin ve kız kardeşinin bu hastalıkta aile yapısından kurtulmuş olmanız. Hayatınızı tekrar yoluna koymuş olmanız. Evet kız kardeşinde de sen de zorlu süreçlerden geçmişsiniz. Ama şimdi çok şükür ikiniz de mutlu huzurlusunuz. Ayrıyeten kayınvalidenin sana kızı gibi bakmasına hayran oldum. Ne yazık ki bu kanalda bu tarz durumlara çok şahit olmadığımız için ona da ayrıyetten teşekkür etmek isterim. Aldatma sonrası affetmesi tamamen onun yapısı ve kararı olduğu için doğru veya yanlış demek istemiyorum. Ama sen ve eşin daha uzak bir konumda yaşamaya karar verdiğiniz için çok sevindim. Rabbim mutluluğunuzu, aile temellerinizi daim ettirsin inşallah. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar ben Mehmet. Bugünlük benden bu kadar. Sizlerin de takipçimize yapacağınız yorumları merakla bekliyorum. Eğer bana ulaşmak, yaşadıklarınızı paylaşmak, insanlara yol göstermek, tecrübe kazanmalarını sağlamak isterseniz hemen 0506 397 93 95 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.